Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte toplu ürün incelemesi yapacağız. Finirsiye ürünleri ücretsiz olarak bize gönderdiği için teşekkür ediyoruz. Şimdi gelin birlikte ürün incelememize başlayalım. Soldan sağa doğru ürünleri inceleyeceğim. Ürünleri alıp almamanız ya da kullanıp kullanmamanız bir kenara arkadaşlar. En azından bu tarz ürünlerin varlığını bilmek veya ihtiyaç anında böyle bir ürünün olduğunu bilmek size avantaj kazandıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelin başlayalım. Birinci ürünümüzü inceleyerek kutu içeriği detaylar ve ürünün kullanımıyla toplu ürün inceleme videoma başlıyorum. Kutu içeriğini masanın üzerine aldım. Kutumuzdan tam olarak burada gördüğünüz elemanlar çıkıyor. Bir adet Type-C kablomuz var. Bu kablo üzerinden cihazımızı şarj edebiliyor ya da bilgisayara bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki Type-C çıkışında görebilirsiniz zaten cihazdan iki tane kullanacağınız yer var. Yine sıvıları cihaza rahat bir şekilde aktararak test etmeniz için böyle iki adet aparatımız var. Rahatça taşıyabilmeniz için bir tutucumuz var. Yine burada temizlik için bir bezimiz ve birçok dilde yazılmış kullanım kılavuzumuz var ancak Türkçe dil desteği yok. Buradan bir kez daha firmaya seslenmiş olalım. Artık Türkçe dil desteğini de istiyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin cihazımızı yakından inceleyerek başlayalım. Arkadaşlar elimde gördüğünüz cihaz kan şekerini ölçebileceğiniz bir cihaz değil. Bu cihaz daha çok ne yediğine ne içtiğine dikkat eden arkadaşlar için ya da insanlar için tasarlanmış bir cihaz. Cihazımızın ekranı bu şekilde. Birinci kısımda Buraya koyduğunuz sıvının sıcaklığını gösteriyor size. Şu anda herhangi bir sıvı olmadığı için mevcut bulunduğum ortamın sıcaklığını gösteriyor. Hemen bu kısımda ise arkadaşlar buraya koyduğunuz sıvının içinde bulunan şeker oranını gösteriyor. Bu cihazın kan şekeri ile herhangi bir alakası olmadığını bir kez daha belirtmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle meyvelerle birlikte aldığımız şeker var arkadaşlar. Meyve şekerleri var ya da sebzelerin içerisinde. Belirli miktarda şekerler var. Bildiğimiz şekerin dışında biz bunları yerken anlayamıyoruz. İşte bu cihaz bu yediğiniz meyvelerin ya da sebzelerin içerisinde bulunan şeker miktarını size göstererek yediğiniz gıdada aldığınız şeker miktarının yaklaşık olarak kafanızda canlanmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu sayede siz daha iyi bir diyet yapabilirsiniz bu şekilde ana kullanım sebebini ya da amacını sizlere açıklayabilirim. Gelin şimdi basitçe bir test yapalım. Daha doğrusu birkaç tane test yapalım ve cihazın kullanımını ve performansını birlikte değerlendirelim. Testime ilk olarak arkadaşlar domates suyuyla başlamak istiyorum. Acaba domatesin içerisinde şeker var mı arkadaşlar? Bunu göreceğiz. Şu şekilde Domates suyunu birazcık çektim. Şimdi haznemize damlatıyoruz. Bakalım domates bildiğimiz gibi şekersiz mi yoksa içinden şeker çıkacak mı? Hemen test butonumuza bastık. Ve gördüğünüz gibi domateste herhangi bir şeker belirtisine rastlanmadı. Bu şekilde domatesi şeker almak istemeyen arkadaşlar için şimdiden söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada test ederken bakın şuraya bir ışık gönderiyor. Ve bu şekilde test işlemini gerçekleştiriyor. Sırada mandalinamız var arkadaşlar. Bu arada cihazın kafası karışınca buradan sıfırlıyoruz arkadaşlar. Şu anda sıfırladım. Şu şekilde direkt olarak içine damlatacağım. Buradan şeker bekliyorum. Ben de sizinle birlikte ilk kez test edeceğim. Hemen test işlemini başlatıyorum. Evet, beklendiği gibi içerisinden şeker çıktı arkadaşlar. Bakın şurada noktalar var. Şeker oranını bu noktalarla yoğunluğunu kıyaslayabiliyoruz arkadaşlar. Sona doğru içerisinde bulunan şeker oranı artmış oluyor. Gördüğünüz gibi domateste de bu değer sıfırken beklediğimiz gibi mandalina da daha yüksek çıktı. Değerimiz şu anda 7.8 mandalina suyu ile Nescafe'yi karşılaştırmak istiyorum. Hemen Nescafe'yi buraya damlatacağım. Ben ekstra şeker eklemedim. Bakalım oranımız ne çıkacak. Açıkçası kupaya koyduğum su miktarı bunu etkileyecektir. Ama ben yine de yaklaşık olarak sonuçları görmek istiyorum. Acaba Mandalina'daki şeker mi yoksa Nescafe'deki mi fazla çıkacak? Şöyle kapatayım arkadaşlar. Mandalina'daki şeker oranı şu an için Nescafe'den fazla çıktı arkadaşlar. Burada dediğim gibi toplamda koyduğum su miktarı da bunu etkileyecektir. 7.8'e yaklaşık olarak 4.0 gibi bir değer aldık. Sıradaki ürünümüz çok çıkışlı USB test cihazı. Hemen kutu içeriğini masa üzerine alarak devam ediyorum. Kutu içeriğimiz bu şekilde. Bir tane Type-C kablomuz var. Buradan bilgisayara bağlayabilirsiniz. Yine yazılım güncellemelerini cihaza atabilirsiniz. Bir adet kullanım kılavuzu ve cihazımız çıkıyor. Hemen cihazın arka kısmına baktığımızda arkadaşlar model bilgisi ve minimum maksimum akım ve voltaj bilgileri yazıyor. Cihazımız 0 ile 24 volt arasında çalışıyormuş. Gerçi şurada 3.8 ile 24 volt demişler. 0 ile 6.5 ampere kadar da ölçüm yapabiliyormuş arkadaşlar. Hadi gelin cihazı adaptöre bağlayalım ve testimize başlayalım. Test cihazını rahat gösterebilmek adına şöyle bir kabloyla kullanacağım. Şu an 100 wattlık bir adaptörüm var ve güç verdim. Çalışıyor arkadaşlar. Hemen USB girişine cihazımı takacağım. 5 voltluk girişine bağladığımda çalışmaya başlıyor. Bu şekilde ara yüzleri var. Yine buradaki butonları kullanarak arkadaşlar ara yüzler arasından geçiş yapabiliyorsunuz. Yine cihazla ilgili ayarlar burada mevcut arkadaşlar. Şu an mevcut çıkıştaki voltajı gösteriyor. Gördüğünüz gibi 5 volt burası. Şu an 5 voltluk bir çıkış veriyor. Cihazımız farklı şarj protokollerini destekliyor arkadaşlar. Hemen cep telefonumu takarak küçük bir test yapmak istiyorum. Şuradaki çıkış üzerinden kablomuz ile çıkışımızı aldık. Cihazımızın şarjı şu an %100 seviyede, %99 seviyede. Ancak buna rağmen şöyle şarja takacağım. Şu an cihazım hızlı şarjı destekliyor. Gördüğünüz gibi normalde 5 voltluk çıkış ancak şarj protokolü nedeniyle Buradan 9 voltluk bir çıkış alıyoruz ve şu an şarjımız dolu. Bu sebeple ise arkadaşlar cihaz bekleme pozisyonunda bekleme durumunda. Şurada P ile gösterilmiş yaklaşık olarak 2 wattlık bir güç tüketiyormuş arkadaşlar cihazı ana hatlarıyla bu şekilde anlatabilirim. Cihazım yine diğer şarj protokollerini de destekliyor. Bakın buradaki çıkışımıza taktık. Ancak buradaki çıkışımız üzerinden çalıştırabilmemiz için buralardan çıkış almamız gerekiyor. Şu an çok daha hızlı şarj olabilen bir cihazla göstereceğim. Çekim yaptığım telefona bağlayacağım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu anda 15 wattlık bir güç çekiliyor. Aynı anda çekim yaptığım için 15 watt seviyesinde normalde bu 40 watt'a kadar 40-45 watt'a kadar çıkabiliyor. Bu şekilde cihazımızı göstermiş olduk. Yine diğer ekranlardan bir tanesi buradan. Burada çekilen akım ve watt saat cinsinden tüketilen enerjiyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde menüler arasında da gezebilirsiniz. Cihazımızın ana şekliyle kullanımı bu, bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Girişlerimiz ve çıkışlarımız cihaz üzerinde belli. Sadece cihaza yapabileceğim bir eleştiri. E, buraları çıkış fonksiyonunun haricinde kullanamıyorsunuz. Yani sadece girişlerden enerji vererek çıkış alabilirsiniz fakat herhangi bir noktadan enerji verilerek cihaz kullanılsa ve giriş ve çıkışları otomatik ayırt edebilse daha güzel olurmuş ama bu şekilde de güzel. Bunu bilin. Şimdi bir sonraki ürünümüze geçerek devam ediyoruz. Sırada ise şöyle kutusunu gösteriyorum arkadaşlar. İndüktif odun nem ölçerimiz var. Bunu sadece odun için değil üzerinde nemin az bulunması gereken diğer materyaller ya da bakliyatlar içinde kullanabilirsiniz. Hemen cihazı yakından inceleyerek başlayalım. Kutu içeriğimiz masanın üzerinde bir kullanım kılavuzumuz var. Bir tane Type-C kablomuz var. Cihazı yakından şöyle gösterecek olursam arkasında bir adet ışığımız var. Yine şurada bir Type-C girişimiz var ve arkasında nem ölçümünü sağlayan şurada bir sensörümüz yer alıyor arkadaşlar. İndüktif bir sensör bulunuyor. Gelin birlikte cihazı çalıştıralım. Ayrıca alt kısmında Batarya ve şarj bilgileri model numarası ile birlikte yer alıyor. Açma tuşuna basarak cihazı çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazımız çalışmaya başladı. Şöyle masanın üzerine koyacağım. Masanın üzerinde silikon pedim var. Silikon pedimdeki nem oranını şu anda gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silikon pedimiz bu şekilde hemen elim kuru ancak ister istemez insan vücudundan kaynaklı bir nem söz konusu. Buraya getirdiğimde ise arkadaşlar değerin hızlı bir şekilde yükseldiğini görebilirsiniz. Tam temas ettirmeme bile gerek kalmıyor yaklaştırdığımda. Bunu hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle temas ettirdiğimde ise sonuna kadar yükseliyor. Cihazımız bu şekilde çalışıyor ve kullanılıyor. Yaptığınız ölçümleri buradaki buton üzerinden kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bilgisayara bağlayarak bu kayıt bilgilerine erişmeniz de mümkün hale geliyor. Hemen şu kısmı göstermek istiyorum arkadaşlar. Yine cihazın menüsü üzerindeki butonu kullanarak da hızlı bir şekilde daha önce yaptığınız ölçümlere ulaşmanız mümkün arkadaşlar. Burada da yine yaptığınız kayıtları görebiliyorsunuz. Hemen Buradan cihazın diğer ayarları var. Otomatik kapanma özelliği, ses ve ekran aydınlatması ve dil ayarı da burada arkadaşlar. Olur da bir şekilde karıştırırsanız buradan da cihazımızı fabrika ayarlarına alabiliyoruz. Arkadaşlar bu ürünü kullanarak videonun başında söylediğim gibi fındık, pirinç ya da diğer bakliyatlarınızın nem oranlarını rahat bir şekilde ölçebilirsiniz. Videoda incelediğim 3 adet ürüne ait satın alma bağlantısı videonun açıklamalar kısmında Türkiye içinden alacak arkadaşların firmayla irtibata geçerek indirim istemeleri durumunda yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Yurt dışından alacak arkadaşlar için herhangi bir problem yok. Direkt olarak buradaki bağlantıyı kullanarak ürünü satın alabilirler. Bir sonraki inceleme videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın diyerek videomu bu noktada tamamlıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.